Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar ay boyun hafta boyunca ayın ışığı büyüyecek hafta başında ay akrep burcunda pazartesi günü salı öğleden sonraki saatlere kadar ve hafta başında ruh halimiz duygularımız biraz daha ilişkilerimize odaklanabilir daha paylaşımcı olabiliriz eşimize ilgili konular partnerimize dair konular işbirliklerimiz hafta başında bizim de motivasyonlarımızı etkileyebilir. Mars Koç burcunda ilerliyor ve bu hafta başı Oğlak burcundaki Satürn'le Mars'ın sert bir açısı söz konusu. Mars Satürn kareleri biraz zorlayıcıdır. Günlük hayatımıza zaman zaman bizi duygusal da olarak biraz sıkıştırabilir, biraz hani bilinçaltımızda zorlayıcı etkilerle karşılaşabiliriz. Ee, çevremizdeki kişilerle ilişkilere akrabalar, komşular, Onlarla olan ilişkileri, iş ortamımızdaki ilişki dinamiklerine biraz dikkat edelim. Kaza ve sakarlıkları da açık bir pozisyondur. E, yolculuklarda, trafikte, günlük hayatımızdaki fiziksel aktivitelerde de daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Salı öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Yay burcuna geçiyor, Perşembe gecesine kadar. Bu iki buçuk günlük süreç içerisinde sevgili boğalar. Daha çok maddi paylaşımlarınıza ve finansal konulara odaklanmanız mümkün. Tabii ki banka işleriniz olabilir. Belki bazı muhasebe işleriniz, faturalar, ödemeler, alacak verecek konuları, borçlanma konuları, vergi, sigorta gibi bazı mevzular. Bunlara zaman ayırabileceğiniz, düzenlemeler yapabileceğiniz enerjiler var. Ruh haliniz daha içe dönük olabilir. Hayatın biraz gizemli yönlerine, biraz böyle e, okült konulara, biraz psikolojiyle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Zaman zaman duygusal anlamda daha karamsar hissetmeniz de mümkün. E, böyle durumlarda ay yay burcunda aslında fiziksel aktiviteler yaptığınızda, spor yaptığınızda, dış dünyaya yöneldiğinizde, açık havada dolaştığınızda enerjinizi moralinizi toparlayabileceğiniz de işaret ediyor Perşembe günü gece saatlerinde ay oğlak burcuna geçiş yapacak Cuma günü cumartesi günü bu iki buçuk günlük süreç içinde ay oğlak burcunda ruh halinizi biraz daha güçlendirebilir daha kendinizi güvenli ve huzurlu hissedebilirsiniz. E tabii ki yine planlarınız, programlarınız var. Öğrenciyseniz işte eğitim hayatınızla ilgili planlamalarınız var veya çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili. Bunlarla ilgili bazı uygulamalar olabilir. Yolculuklar, seyahat planları veya bir yolculuk içerisinde de olabilirsiniz hafta sonu cuma, cumartesi günleri. yurtdışı e, yurt dışı konuları yakın çevreniz, uzaklarda yaşayan akrabalarınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Haber trafiği artabilir. Ve bir yandan gerçekten her türlü iletişim alanında ki sosyal medya olsun, internet olsun ya da işinizin tanıtımı, reklam, promosyon çalışmaları, ticari faaliyetler tüm bu alanlardır aslında aktif olan enerjiler söz konusu. Ve pazar günü Ay Kova burcunda olacak. 30 Ağustos ve Zafer Bayramımız Sefer Bayramımız kutlu olsun hepimize. Ve sizin için de Aykova burcunda ilerlerken toplum önündeki duruşunuz biraz öne çıkıyor. Aile içerisinde sorumluluklar olabilir. ailenizle ilgilenebilir, belki ebeveynlerle birlikte olabilir. Onlara dair konulara odaklanabilirsiniz. Yine tabii ki toplumdaki statünüz kariyeriniz, sorumluluklar, görevler. Pazar günü belki önümüzdeki birkaç günü de şöyle bir planlayacaksınız. İşlerinizi, güçlerinizi toparlayacaksınız. Yani ruh haliniz biraz daha ciddi olabilir sizin. Bir yandan özgürlüklerinizi önemserken bir yandan da sorumluluklarınıza daha fazla odaklanmaya başlayacaksınız pazar günden itibaren. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.